Hesapta evde bayram havası olacaktı. Faysal'dan her bir şeylerimizi alıp gülüp oynayacaktık sözde. Şu duyduklarıma bak ya. Yemin olsun bak şoklardayım. Çok mu şaşırdın oğlum? He? Ben hiç şaşırmadım. Kimden söz ediyoruz ayol? He? Mavi'den. Uyur yılan. Yalan mı söylüyor? Ön teker nereye, arka teker oraya ayol. Elbette oğlunu sırtından bıçaklayacaktı. Hasibe'nin kızı bu. Annem, yani böyle biz de hani yangına körüklen gitmesek. Bak, kaynımın moralmanları zaten -0'ın çok altı. Çok da şey etmeyelim bence ha? Hadi abisinin ölümünü affetmiyor desen, tamam. Yengemin yerini sakladığına kızsa ona da tamam. Ama yani para için abimi satıp düşmanımızla evlenmek nedir ya? Ya şaka gibi, vallahi aklım almıyor benim. Çocuklar, duyduğunuz her şeye inanmayın. O işte kesin bir yanlışlık var. O kız öyle bir şey yapmaz. Baba, ne yanlışlık olacak? Allah aşkına bana söyle, ne yanlışlık olacak? Ya diyorum ya, gittim konuştum. Konuştuklarımızı size anlattım. Kızın tek derdi para. Faysal'la kendini garantiye almak istiyormuş. Bir daha da fakirlik yaşamak istemiyormuş, bu kadar. Oğlum yapma Allah aşkına ya. Ben o laflara inanmıyorum. O kız paraya tamah etmez. Öyle olsaydı mutlaka anlardı. Oğlum, sen karını tanımıyor musun? Bunun mutlaka başka bir sebebi vardır. Yeter. Yeter! Ya siz beni anlamak istemiyorsunuz herhalde. Sebep ne olursa olsun, ister para ister başka bir şey. Şu anda o adamın evinde mi değil mi? Orada. Zaten bir zorlama olsa bana söyler, anlatır. Anlatmadığına göre o de yaşamayı seçmiş. Hadi üzülme be anam. Bak harap ettin kendini. Nasıl üzülmeyeyim Fatma'm, nasıl üzülmeyeyim? Neler dedi bana bir duysaydın. Ağabeyimin kan parasını aldın dedi. Sen beni para için, zenginlik için Ali'yle evlendirdin dedi. Allah'ı. O konağınım olabilmek için yırtındın dedi, yırtındın dedi. Lafıyla, sözüyle dövdü beni, yeminle dövdü, dövdü. Allah Allah. Ya neye böyle şeyler söyledi bu kız? Evet. Pembe Göreç kocasının yanına gitmeye hazır. Fazla da bir şey almadım vallahi. Bıraktım o paçavraları. Sen Ümmüye teyzenin kızına verirsin. Benim zaten konakta her şeyim var. Lan sen kesin bir şey biliyorsun ya. Biliyorum! Ana! Ana! Varmış! Varmış lan olmuş. O ablan neden sayfanın yanına gitti? Neyden sebep? Konuş, öt! Anne bırak. Vallahi billahi bir şey bilmiyorum ben. Ana ne yapıyorsun? Öldüreceğim mi kızı ya? Öyle mi kar bırak? Sen karışma! Bırak! Bu ne yılandır, bu ne yılandır? Bu bilir de söylemez. Konuş diyorum vallahi billahi. Evlat katili yapma ben mi söyle? Söyle. O ablan neden sebep sayfanın yanına gitti? Sen biliyorsun dur. Herifin buyruğunda az gezinmedin. Bir şey dedi mi lan sana? Konuş, sen bilmeyeceğin de kim bilecek Cihan? Anne vallahi billahi bilmiyorum ya. Bir sen bana sevmezsin, söylemez miyim anne? İşim olmaz benim o adamla. Ben neyi kendimi yoruyorum ki ne ya? Senin şu vaktten sonra Haydar baklar. Fatma, koş Haydar getir. Ana lütfen, ana kurban olayım. Bak tansiyonum fırlayacak. Zaten kalbim var. Ölümü gör diyorum ya. Konuşma Haydar, getir. Getir yenge, getir. İsterse öldürsün, eline bir şey geçmeyecek zaten. Günahım aldığıyla kalacak. Dövsün de bari içi soğusun biraz. Ben vazgeçtim. İkna oldum. Onca dayağı yiyeceğine rağmen hala Haydar'ı getir diyorsa Esah'tan bilmiyor demektir. Anne sen beni hiç tanımamışsın ya. Ben bilsem sana direktman söylemez miyim? Ablamın o pislikle evlenmesine seyirci kalır mıyım ben? Sana kendisi söylemiş işte. Kendi rızamla gidiyorum demiş. Yok. Benim evladım kendi rızasıyla gitmiş olabilemez. O Mavi, o Ali'yi seviyor. Kalıbımı basarım. Eğer öyle değilse ben Asibe değilim.
Neyden sebep? O sayfalın yanına gitti benim kızım. Hayır, parayla pulundan da bir iş olmaz evladımın ki. Ama bulacağım. Bulacağım.